Süt alerjisinin tedavisi doğru teşhisle başlar. Doğru teşhis daima tedavinin yarısıdır. Teşhisi doğru koyduğumuzda ondan sonraki adım sütün diyetten kesilmesidir. Burada eğer bebek anneyi emiyorsa annenin diyeti de çok önemlidir. Yani sadece bebeğe süt vermeyerek anne istediğini yiyerek tedaviye devam edersek burada yanılırız ve hiçbir cevap alamayabiliriz. Çünkü annenin yediği her türlü gıda süte geçer. Dolayısıyla annenin yediklerini de kontrol etmek ve alerjinin seviyesine göre süt ve süt ürünlerini kesmek gerekir. Gene bizim pratikte karşılaştığımız bir problem sadece gıdanın kendisini kesmek yetmiyor. Gıdanın içine girdiği her türlü gıdayı kesmek gerekiyor. Çünkü alerjilerde daima şöyle bir durum vardır. Ya hep ya hiç kuralı geçerlidir. Yani küçük miktarlarda yersen bir şey olmaz. İşte çubuk krakerin içindeki süt tozu azıcıktır, bana dokunmaz gibi bir şey söz konusu değildir. Besin alerjilerinde bazen yemeniz bile gerekmez. Sadece solumanız bile yeter. Örneğin özellikle fıstık alerjilerinde fıstık dağıtılan uçak seyahatlerinde anafilaksiye girip ölen hastalar var. Bunu bütün dünya biliyor. İşte çiftlikte süt sağılan odanın yanından yürürken şoka girip ölen hastalar var. Çünkü süt alerjisi olduğu için bu hasta ne yedi ne dokundu hiçbir şey yapmadı. Sadece havadaki sütü soludu o kadar. Yine yumurta pişen evlerde anafilaksiye giren hastalar var. Dolayısıyla alerjinin seviyesine göre bu hani diyetin seviyesi ağır olabilir. Alerji çok yüksekse, ağırsa korunmanın da çok ciddi anlamda bütün faktörleri sadece yeme içme değil her türlü maruziyeti içerine alacak şekilde olması gerekir. Bazen sadece sütü kesmek hastanın her türlü problemini çözmeyebilir. Çünkü alerjinin vücuttaki seviyesi yüksek olabilir. Böyle durumlarda alerjiyi baskılayacak, bastıracak, seviyesini azaltacak bazı ilaçlara ihtiyaç duyabiliriz. Bu böyle durumlarda hastalığın en çok bulunduğu organ ya da organlara göre biz tedavimizi belirleriz. Diyetin yanına bazı ilaç tedavileri de eklememiz gerekebilir.